Ağustos ayı ile alakalı öngörüm 27-50 lira seviyesiydi. Bu öngörümü halen devam ettiriyorum. Hem resmi kur tarafında hem serbest piyasalarda dolar yukarı yönlü hareketlerini devam ettirebilir. İşte dolarla iş olan, dolarla ticaret yapan arkadaşlarımızın da asıl hedefin 27-50. Ancak 27-50 lira seviyesinde biraz daha beklemeyi tercih edebilir ve Ekim ayı itibariyle yine yukarı yönlü hareketlerini devam ettirebilir. 27.50 beklediğim direnç seviyesi. Burada tekrar yatay bir süreç görebiliriz. Doları destekleyecek diğer önemli bir faktör de arkadaşlar bu hafta Amerika Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın bir açıklaması olacak. Özellikle Jackson Hole toplantısında ekonomiye dair veya para piyasalarına dair yeni ipuçları aranacak. Jackson Hole toplantısında Powell'ın açıklamaları dolar endeksi yani doların uluslararası piyasalardaki değeri açısından oldukça önemli olacak. Dolar endeksinde 104 seviyesine kadar bir yükseliş mümkün olabilir. Bu hafta dolar karşısındaki varlıklarda yine bir baskılanma süreci devam edebilir diye tahmin ediyorum. Özellikle dolar karşısındaki altın, gümüş, euro dolar paritesi, sterlin dolar paritesi buradaki baskılanma yine devam edebilir. Çünkü şahin tonda açıklamalar gelebilir Powell'dan. İçeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayı toplantısında para politikasından kişisel olarak 150 bas puanlık bir faiz artırımı bekliyorum politika faizinde. 150 bas puanlık faiz artırımı sonrasında Eylül ayında 100 bas puanlık bir faiz artırımı daha yapar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılı bu şekilde tamamlar diye tahmin ediyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 150 bas puanlık faiz artırma olasılığı piyasalar tarafından bu hafta yeniden fiyatlanır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladıktan sonra kendine yeni bir alan oluşturacak ve piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda faiz artırımları artık bitti mi sorusunun cevabını bulmaya çalışacak. Perşembe günü saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. İçeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dışarıda Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları. Bu hafta ciddi bir kargaşa, ciddi bir belirsizlik oluşabilir. Daha haftanın ilk işlem gününde bu kargaşa, bu karışıklık piyasalarda ciddi bir yön açısından belirsizliğe neden olabilir. Ama genel tabloya baktığımız zaman dolar uluslararası piyasalarda güçlü duruşunu korumaya devam eder. Özellikle dolar endeksi 100 seviyesinin üzerinde haftanın ilk işlem gününde 102.80 dolar aşağıda destek seviyesi yukarıda 104.35 dolar seviyesi. Altının ons fiyatı 1890 dolar seviyesinde. Yine aşağıda 1860 dolar destek seviyesi var ons altında. Yukarıda 1930 direnci var ama piyasalarda net bir fiyatlama şu an için yok. Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını bekliyor emtia piyasası. Fed Başkanı Powell'ın açıklamasından sonra iki ihtimali göz önünde bulundurmak lazım. Ya 1860 dolar destek seviyesi ya da 1930 direnç seviyesi. İkisinden biri bir şekilde bir yön kırılması gerçekleştirecek. Ama bugünkü baskılanma süreci devam ettiği için, bugünkü Fed üyelerinin açıklamaları şahin tonda olduğu için büyük bir ihtimalle aşağıdaki destek seviyeleri önce denenecek ve 1860 dolar seviyesi test edilebilir diye tahmin ediyorum bu hafta için. Ancak bu düşüşler, dolar karşısındaki varlıkların bu haftaki gerilemesi orta ve uzun vadeli yatırımcılar için de fırsat oluşturmaya devam edecek. Özellikle yılı 2000 dolar seviyesinin üzerinde tamamlayacağımızı tahmin ediyorum. 2080-2150 dolar seviyeleri. Eline yeni dolar geçmiş, dolar bulunduran yatırımcısının da buraları bir fırsat ortamına çevirebilir. Euro dolar paritesi 1.0884 seviyesinde. Burada 1.0810 band aralığını takip etmeye devam ediyorum. Bu taraftaki düşüncem yine stabil, aynı. 1.0810 bu band aralıklarını takip etmeye devam ediyorum. Özellikle 1.09-1.08 aralığında orta ve uzun vadeli için bence alınabilecek seviyeler olduğunu söyleyebilirim. Yine yıl sonuyla alakalı euro dolar paritesinde 1.15 seviyesi görülebilir. O yüzden euro tarafındaki düşüşleri de bir fırsata çevirebilir arkadaşlar. Yine kripto paralarda geçen hafta çok sert satışlar gördük. %4, %5 hatta %5,5 civarında
satışlar gördük. Şu anda 26 bin dolar seviyesinin üzerinde. Ancak buradaki baskılanma halen devam ediyor. O destek seviyelerini hızlıca aşağı yönlü kırdı. Şimdi o destek seviyelerin aşağısında olduğumuz için gündemde 23 bin dolar seviyeleri var. Bakalım Bitcoin tarafında 23 bin dolar seviyeleri tekrar gündeme gelecek mi? 28.500 dolar seviyesi destek seviyesiydi. Şimdi direnç konumunda oldu. Yani 23.500-28.500 dolar aralığını takip etmekte fayda var. Bu taraftaki manipüle edilen fiyatlama, manipülasyon fiyatlaması halen devam ediyor. Yine petrol fiyatlarındaki bu haftaki seyir önemli olacak. Şu anda 85.40 dolar seviyesinde %1 primli 85 dolar seviyesinde. Ben 81 dolar veya 81.5 dolar seviyesine kadar bir gerileme öngörüyorum petrol fiyatlarında. Bu hafta petrol fiyatlarında bir gerileme mümkün olabilir. Bu tarafta işlem yapan arkadaşlarımızın da petrol fiyatlarındaki gerilemenin mümkün olabileceğini ajandasına not yazmalı. Bu hafta karışık bir hafta olacak. Dışarıda Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, Jackson Hole toplantısı, içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı, ama ortada tekrar ciddi bir belirsizlik var. Borsada satışlar bekliyorum, döviz kurlarında yukarı yönlü ataklar bekliyorum, emtia fiyatlarının ons bazında veya paritelerde de aşağı yönlü bir baskılanma bekliyorum. Bu hafta yatırımcısı özellikle borsada yaşanan düşüşleri bir fırsata çevirebilir diye düşünüyorum. Şimdiden iyi haftalar diliyorum, hoşça kalın.